bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Doktor Melike Külahçı bizlerle birlikte saçlarımız neden dökülür, neler yapmamız gerekir ve hangi durumlarda saç ekimi uygulanmalı gibi soruların yanıtlarını kendisinden alacağız. Sizler de doktorumuza sorularınızı sağlık@tgthaber.com.tr adresinden yöneltebilirsiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, saçımız neden dökülürden başlamak istiyorum. Çünkü herkesin belli bir oranda, o oranı da aslında öğrenmek istiyorum. Ne kadar günlük saç dökülmesi normaldir? Bu oran nereden sonra bozulur? Öncelikle buradan başlayalım. Evet, sizi öncelikle tebrik ediyorum. En çok sorulan soruyu bir kere de buldunuz. Herkes geliyor, bakın saçınız şu kadar, saçım döküldü, fırçanın üstünden toplamış, lavabodan toplamış, bu sayıyı bana göstermeye getiriyor. Bu sayıya çok takılmayalım. Başımızda ne kadar çok saç kökü varsa o kadar çok da yenilenme, dökülmesi olacaktır. Yani kişiye göre değişir diyebilir miyiz? Bu saç dökülmesi değildir. Her gün kaybettiğimiz saç çok doğal bir kendini yenileme sürecidir. Onun için buna takılmıyoruz, fazla üzerinde durmuyoruz. Özellikle kadınların, fark edersiniz, böyle avuç avuç saçları dökülür ama hiçbiri kel kalmaz. Doğru. Neden? Çünkü yerine yenisi gelir. Bu yenilenme, dökülmesi. Ama neye dikkat etmeliyiz? Gereğinden fazla dökülen özellikle genç erkeklerde dikkatli olmalıyız. Onlarda çokça dökülme özellikle 20'li yaşlarda oluyorsa o erkek tipi dökülmeye doğru giden bir dökülme olabilir. O zaman konunun uzmanı bir doktora, bir dermatoloğa, bir saç ekim merkezinde oturan bir gerçekten uzman doktora gitmeleri gerekir. Peki, onun dışında işte 3 tane olmuş, 17 tane olmuş, 22 tane bugün falan, böyle bir çetele tutmaya gerek yok. Döküldüğü kadar geri geldiği sürece o bir saç dökülmesi değil, bir saç yenilenmesidir. Peki neden dökülür? Yani evet, şimdi hepimiz bir takım etkenlerden kendi bilgimiz dahilinde bahsederiz. İşte mevsimsel etkilerinden bahsederiz. Beslenmeyle ilişik bir takım etkileri olduğu söylenir. İşte E vitamini eksikliğinden bahseder kimisi. Bunların hepsi gerçekten bu kadar etkili midir? Mesela mevsim değişikliklerinde hepimiz de yani doktora gitmeden de farklılığı hissedebiliyoruz. Yani saç dökülmesi artıyor veya işte belli bir süre diyet yapanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten de mevsimlere bağlı bir dökülme olmaz mı? Olur. Bu kadınlarda farklı, erkeklerde farklı sebeple olur. Erkeklerdeki dökülme daha fazla genetik dediğimiz, androgenetik dediğimiz, mevsimden bağımsız olarak yavaşça, sinsice cereyan eden, hatta yalnızca asansörün aynalarında ya da kuaföre gittikçe erkeklerin fark ettiği böyle yoğun açılmalar yapan erkek tipi dökülme. Bu mevsimden alakasızdır ve erkeklerin buna karşı yapabilecekleri beslenmeyle herhangi bir şey ya da başka bir kuaför yöntemiyle buna karşı savaşabilecekleri bir biçim yok. Şekilde dökülme başlamışsa mutlaka doktora gidilecek, doktorun verdiği eczaneden alınan ilaç kullanılacak veyahut da eğer artık dökülmüşse saç ekimi gibi bir cerrahi işleme gidilecek. Peki erkek tipi kesim genetik faktörler mi daha etkilidir, yoksa hani kişinin ne bileyim kullandığı kozmetik ürünler veya işte az önce söyledik beslenme mi etkilidir? Bir numara soru, erkekler hep anneleriyle geldiklerinde oğluma söyler misiniz gizlice işte jöle sürmesin, şey kullanmasın, o Brilliantin ya da bir takım kremler kullanmasın deniyor. O zaman hemen bütün annelerin ruhlarını rahatlatalım. Jöle sürmekle ya da bazı kozmetiklerle saç öyle toptan dökülmez. Eğer saçın döküleceği varsa o daha çok androgenetik dediğimiz genetik olarak önden forme edilmiştir. Yani daha annesinin karnındayken o bebek saçının döküleceği, ne zaman döküleceği ne yazık ki planlanmış oluyor. Onun önüne geçmek için yapılan her şey kullanıldığı sürece etki eden ilaçlar, kullanıldığı sürece etkili olan bazı önlemlerdir. Bıraktığımız andan itibaren yine genetik ne söylemişse onun söylediği olur ve yeniden çalışır. Şimdi aslında çok da güzel söylediniz. Bir takım ilaçlar, bir takım ilaç kısmından çok bahsetmiyorum ama bir takım mesela kozmetik ürünler var. İşte saç dökülmesine karşı diye, işte saç dökülmesini bilmem kaç oranında yüzdeler verilerek azalttığı söylenen deniyor. Bir takım işte şampuanlar, köpükler, sabunlar falan. Öyle bir kozmetik sepeti var. Öyle bir sanayi oluşmuş durumda. Bunlar işe yarayan ürünler midir? Öncelikle hemen söyleyelim ki şampuan
kullanarak saç dökülmemi durdurayım, aman ha şampuanımı değiştireyim saçım dökülmesin, böyle bir şey yok. Şampuanın içindeki etkin maddeler suda erimesi gereken maddelerdir ve cildin altına nüfuz etmesi gereken maddelerin hiçbiri suda erir madde değildir. Öyle olsa yağmur yağardı ve cildin altına geçer beynimize kadar ulaşırdı. Kendini cilt baş derisi öyle güzel koruyor ki suda eriyen herhangi bir malzemeyi içeri kabul etmiyor. Şampuanın da suda erimesi gereken malzeme olmasa suyla durulanması mümkün olmaz başınızdan. Onun için şampuan kullanayım saçımın dökülmesi dursun. Böyle bir hayalden öncelikle bir gerçekçi biçimde uzaklaşalım. Böyle bir şey yok. Ama saçın dökülmesini engellemek için özellikle kadınlarda bazı önlemler var ki onlar çok önemli. Onlar beslenme ayağı. Özellikle diyet yapılan şu dönemde kadınları uyaralım. Amino asitler yani proteinlerin içinde bulunan, etin, sütün, balığın, yumurtanın içinde bulunan amino asitler saç için çok esansiyel, çok vazgeçilmezdir. Çünkü saçın %90'ı keratin dediğimiz bir proteinden yapılıdır. Bunun içerdiği amino asitlerde özellikle sistein dediğimiz amino asit yalnız proteinde bulunur. Onun için proteinden zengin beslenmiyorsanız hatta vejetaryansanız çok dikkatli olmanız lazım. Saçınız bundan zarar görebilir. Çok ağır diyet yapıyorsanız bazı yağ asitlerini almıyorsunuz demektir. Bazı protein porsiyonlarından vazgeçiyor demek anlamına gelir. Dolayısıyla günde 1000 kalorinin altına düşen diyetlerden lütfen uzak durun. Eğer saçımızı seviyorsanız incelirken saçınızı da inceltmeyin diye söylüyoruz. Eğer bir diyetisyenle yapıyorsanız o dikkat ediyor. Vitaminlerinizi veriyor. Amino asitlerin eksik olmaması için bazı protein yüklemelerini belli öğünlerde veriyor. Ama eğer diyetisyen yoksa sahnede kendi kendinize yaptığınız, yalnızca yemek yemeyerek yaptığınız diyetlerle ciddi biçimde saç kaybedebilirsiniz. Hanımları bu şekilde uyaralım. Şimdi bunlar önlenebilecek şeyler, dikkat edilirse önüne geçilebilecek şeyler. Yalnız o erkek tipi dökülme sanıyorum pek de önlenebilecek gibi değil. Kişi erkek veya bayanda da erkek tipi dökülme görülüyor mu? Hemen onu da sorayım. Aynen öyle oluyor. Çünkü bazen bazı hanımların çok yoğun saç kaybettiğini biz de görürüz sağda solda. Ve hatta diğer hanımlarda korku uyandırır, benim de mi dökülür şeklinde. Onların genellikle yatkınlıkları vardır. Yani erkek tipi dökülmeye yatkın bir yapıları vardır. Veyahut da tiroid dökülmesi dediğimiz, verici alan dediğimiz bu donör alanı bile kapsayan dökülmeleri vardır. Ve bu bütün kadınların sadece %8'idir. Onun için çok büyük bir oran değil. Östrojen de genellikle kadınların saçları %80 oranında korunur. Bir %10'u tiroid dökülmesi ise diğer %10'u da erkek tipi androgenetik dökülmedir. Peki kişi çok yoğun dökülmeyi fark etti kendisinde, size veya başka bir hekim arkadaşınıza başvurduğu takdirde şimdi bunun erkek tipi bir dökülme olup olmadığı veya hangi sebepten saç kaybı yaşandığı nasıl saptanıyor? Bir takım testler uygulanıyor mu? Kesinlikle. Özellikle kadınlarda bir algoritmimiz var. Yani detaylı biçimde sorgulanan yaşından, kilosundan başlayarak tiroid testlerinden, hormon durumundan bitirerek geniş bir algoritmik test grubumuz var. Bu testten sonra genel tablo ortaya çıkıyor, sebep anlaşılıyor. Eğer sebep anlaşıldığında saç ekimine engel bir durum yoksa saç ekimi yapılabiliyor. Ya da durum hafifse, henüz hafifse hormonal kaynaklı dökülmeler son derece güzel kadınlarda hormonla tedavi edilebiliyor. Hafif hormon takviyesi diyelim tedavi edilebiliyor. Ya da bahsettiğimiz diyet hataları yapılıyorsa beslenme düzeltilerek önemli bir adım atılabiliyor. Erkeklere gelince erkeklerin androgenetik dökülmesini beslenmeyle ya da bazı şampuanlar kullanarak durdurmak mümkün maalesef değil. Olmuyor. Öte yandan da erkeğin artık bakımlı olması, saçlı olmasıyla eşdeğer bir hal almaya başladı. Siz de fark ediyorsunuzdur. Ben bile bakıyorum internette bir basitçe girin herhangi bir arama motoruna. Saç dökülmesi yazın. Türkiye'de binlerce çözüm üreten merkez, klinik, XXX'de kadar yer var. Bundan da anlıyoruz ki erkekler saçlarına değer veriyorlar. Çok da haklılar. Gerçekten artık saçsızlık erkeği daha bakımsız, daha yaşlı, daha yorgun gösteren bir entite olarak kabul edilmeye başladı ülkemizde. Ülkemiz bir saç ülkesi olmaya başladı. Şimdi çok da yanlış değil bize çok göre. Çok da yanlış değil, evet doğru. Şimdi saç ekimi gerçekten bir kurtarıcı olarak birçok kişinin, bu anlamda mağdur olan birçok kişinin imdadına yetişiyor. Fakat az önce de dediniz ya, uygulanabilecek durumdaysa dediniz. Evet. Şimdi bu uygulanabilecek ve uygulanamayacak durum nasıl ayrılıyor? Yani kimlere saç ekimi yapılamaz mesela?
Uygulanabilecek derken henüz saçını koruyabilecek genç erkeklere verilecek bir tedavi protokolümüz var. Onlar yapılsın ki bundan sonraki kayıplar engellensin ya da yavaşlatılsın şeklinde anlatıyoruz. Kesinlikle burada karamsar olmaya gerek yok. Bazı ilaç protokolleriyle, yani protokol deyince bazı ilaçların kombinasyonlarının belli dönemlerde değiştirilerek kullanılmasından bahsediyoruz. Bu şekilde tedavi altına alınmış saç dökülmesi genellikle kontrol edilebilir bir hal alıyor. Böyle kontrol edildikten sonra çok fazla da korkacak bir şey kalmıyor. Yine kayıp devam etse bile hiçbir zaman öyle başı sıfıra götüren dökülmelerin olmasının önü alınabiliyor. Eğer dökülmüşse peki yapacak bir şey kalıyor mu? Evet. Erkek için en güzel çözüm yine dediğimiz gibi saç ekimi. Saç ekimi. Çünkü hiçbir yan etkisi yok. Çünkü çok kolay yapılıyor. Çünkü olup bittikten sonra yapıldığı anlaşılmayacak doğallıkla artık yapılabiliyor. Ve sonuncusu da ömür boyu yapılan bölgede saç kalıyor. Şimdi en son teknik saç ekimi değil mi? Yani saç ekiminin tekniklerine dair bir şeyler de sormak istiyorum. Çünkü hani çoğu insan ya tamam saç ektireceğim ama uzun zahmetli bir işlem mi yoksa işte ağrı oluşur mu gibi o saçın çıkma aşamasında kötü duruma düşer miyim, komik duruma düşer miyim gibi bir takım endişeler taşıyor. Dolayısıyla biraz daha açarak konuyu ayrıntı isteyeceğim sizden. Kişi saç ektirmeye geldi. Öncelikle nasıl bir yol izleniyor? Öncelikle doğru aday mıdır, değil midir? Yapıldığında nasıl bir sonuç verir? Neyin sözü verilir ve neyin verilemezin konuşulması lazım. Çünkü verici alan dediğimizde iki kulak arasındaki mesafedeki saç köklerini anlıyoruz. Malzeme bu. Bu malzeme eğer çokça bir alana yetecekse nereye yeteceğinin detaylı anlatılması lazım. Yetmeyecekse de yetmeyeceğinin anlatılması lazım. Bazen kısmi çözümlerde hastanın dış görünüşüne çok büyük katkıda bulunabiliyor. Onun için ay benim yeter mi yetmez mi saçımın sorusunu kendi kendine değil de insanların gidip bir uzmana sormasında fayda var. Artı bu değişikliğin çok böyle geceyle gündüz siyah beyaz gibi olması da gerekmez. Bazen küçük taçaplarla da yüzde son derece yakışan enteresan şekillerde üretilebilir. Dolayısıyla bir danışmakta fayda var. Diyelim ki hasta bize geldi, yaklaşık 5-6 saatlik bir işleme ihtiyacı var. Bu FUE dediğimiz tek tek çıkartma tekniğiyle hastanın tıraş edildikten sonra yaklaşık 1,5-2 saatte köklerinin alınması, sonraki 1,5-2 saatte ise köklerinin yerine yerleştirilmesi şeklinde cereyan eder. Yani saat 9 gibi başlanmış bir girişimden 3 gibi ilgili kişi köklerini bizden yeni yerlerine yerleştirmiş vaziyette alıp kendi arabasına binerek evine yola çıkacak hale gelir. Peki şunu da hemen sormak istiyorum. Şimdi verici alan diye bahsettik. Yan ve arka bölümlerden bahsettik. Şimdi oradan kökleri aldığımız zaman orada oluşan açıklık rahatsız edici bir düzeyde oluyor mu? Veya kendi kendine kapanabiliyor mu? Diyelim bu işleme karar verdik ve yaptırdık. Bir hafta sonrasında kabukların iyileşme dönemi var. Ondan sonra insanlar sosyalleşebilir. Ancak arkadaki köklerin, yani verici alan dediğimiz donör alandaki köklerin alındığı yerin iyileşmesi bu bir hafta boyunca kırmızı nokta şeklinde gözükür. Birer toplu iğne başı kadar minicik noktalar şeklinde gözükür. Ve bu toplu iğne başı gibi uzadığında hiçbir şekilde seçilmez. Yani varlığı bile anlaşılmaz. Dolayısıyla hiçbir iz bırakmadan iyileşir. Hiçbir iz derken biraz abartıyoruz tabii. Büyüteçle tutup bakarsanız ince ince aralardan alınan yerler hissedilir. Ama saç tıraş edilebiliyor ve tıraş edildiğinde bile buradan herhangi bir eksik görülmüyorsa bize göre bir problem yok. İzsiz diyebileceğimiz aslında mikro izli bir işlem gerçekleşmiş oluyor. Peki operasyon gerçekleşti ve kişi evine gitti. Sonra dikkat etmesi gereken bir takım şeyler var mı? Özellikle işte yıkamada, bakımda dikkat etmesi gereken, hijyen anlamında dikkat etmesi gereken bir takım kurallar var mı? Çünkü orada kabukların oluştuğundan da söz ettiniz. Aynen öyle. Kişinin değil ama bizlerin dikkat etmesi gereken çok önemli yerler var. Çünkü işlemin tamamen steril cereyan etmesi lazım. Ve bunun için özel bir altyapısı bulunan operasyon salonunda yapılması lazım. Bu salonun tabii söylemeye gerek bile yok. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmış bir merkez olması gerekiyor. Bir hastane olması maalesef, bir hastanede saç nakli yapılması maalesef yeterince hijyenik olduğu anlamına her zaman gelmiyor. Çünkü operasyonlar hastanelerde, operasyon salonunda değil, aralarda, derelerde, küçük hollerde, küçük pansuman odalarında yapılıyor.
Onun için bakanlıktan izin almış, ruhsat almış, bu işte uzman bir yer seçmenin sonsuz yararı var. Hasta evine gitti, bakması, yapması gereken çok ağır ve karışık bir iş yok. Ama yine de hemen ertesi gün biz bir pansumana çağırır, hastayı tepeden tırnağa yeniden kontrol ederiz, yapılan işlemi tepeden tırnağa kontrol ederiz. Her şeyin yolunda olup olmadığını ertesi gün mutlaka görmek lazım. Onun dışında hastanın yapacağı pek fazla bir şey yok. 24 saat bekledikten sonra ilk yıkamayı yapabilir. Nasıl yıkayacağını bize öğretiriz. Bu yıkama son derece kolay, karışık olmayan bir yıkama. Yani başın temizliğini sağlamak dışında girişimden sonra yapılması gereken hiçbir şey yok. Üstelik yalnız girişimden sonra değil, sonucu aldıktan sonra da bu saç için çok özel bir bakım hiçbir zaman gerekmeyecektir. Sonrasında peki iyileşme süreci, ya daha doğrusu iyileşme olarak söylemeyeyim, yani bu böyle bir hastalık olarak gibi adlandırmak istemiyorum. Ama daha bir iyileşme var, bir nekahat ve iyileşme süreci psikolojide var. Psikolojide de hem aynı anlamda bir iyileşme süreci meydana gelecektir şüphesiz ki. Ne kadar süre sonra sağlıklı bir şekilde doğal bir görünüm elde edilir aşağı yukarı? İyileşme dediğimiz süreç bir hafta kadar. O bir hafta boyunca hastaya bizim hediye ettiğimiz şapkayı kullanır ya da kendisi istediği gibi şapkayla bu dönemdeki ince kırmızı kabukların görünmesini engellerse ondan sonra hayatına normal devam ettiği bir sürece girer. Yalnız saç falan gözükmeyecek ortalıkta. Niye? Çünkü yapılan iş bir kök naklidir ve kökün üzerindeki tel bir hafta sonra dökülerek kaybolur. Onun için hayal kırıklığına uğramayacak hasta 3 ay sabredip bekleyecek. 3 ay sonra kök yeniden faal hale geldikten sonra yeni yerinde ilk saçını üretecek. Ondan sonra ilk değil ikinci, üçüncü generasyon gelince, yani 3-6 ay deriz biz buna. 6 ay sonra saçın tamamı gözükmeye başlayacak. Hiç bahçeye çim ektiyseniz, ektiniz mi hiç? Yok, ekmedim ama gördüm. Çim önce böyle belli belirsiz tüy gibi yeşil gelir. Tek tük ortaya çıkar. Hakikaten teker teker. Hı-hı. Ondan sonra ikişer, üçlü falan derken orası yeşermeye başlar. Evet. Bu saçın gelişi de aynen bu biraz sırada oluyor. Biraz sabırlı olmayı gerektiriyor. 6 ay kadar sanırım. Biraz unutmakta fayda var. Ama 6 aydan sonra birçok hastamızdan biliyoruz. Aynaların karşısından ayrılamıyorlar. Yeniden kavuşmak saça gerçekten son derece sevinçli bir durum. Ayrıca bu bir güzellik işlemi değil, bu bir tamamlama. Yani daha önce var olan bir şeyi geri koyma işi olduğu için insanları olağanüstü mutlu eden bir olay. Peki o 6 aylık sürenin zarfından sonraki dönemde tekrar aynı bölgeden bir dökülme yaşanır mı? Eğer ki yaptığımız işlem bir sıklaştırmaysa, yani saç var ama seyrekse ve biz onu sıklaştırmışsak var olan saçların seyrelmesi ondan sonraki seneler boyunca hala devam edebilir. Onun için var olan saçı koruyan önlemlerle birlikte saç cerrahisi düşünülürse bu evladiyelik dediğimiz, yani uzun yıllar boyunca 10-15 sene, bizim hastamız normalde geldikten sonra sıklaştırmaya bir 8-10 sene sonra yeniden gelir ki gayet güzel bir sıralama. İnsanın 10 senedir kendine diş gibi. Köklü bakım yaptırmasında hiçbir yanlış yok. Peki birkaç çeşit midir bu yöntem, yoksa hani tek tip uygulanan ve genel geçer olan, en çok tercih edilen tek bir yöntem mi vardır? Şimdi yurt dışında en çok uygulanan yöntem, şaşacaksınız ama, foot dediğimiz şeritle çıkartılıp arkaya dikiş koyulan yöntem. Yani Amerika'da hala en çok yapılan yöntem. Fue dediğimiz tane tane toplanan yöntem. Şu anda bizim kliniğimizde neredeyse %90 bu yapılıyor. Yurdumuz insanı bunu çok seviyor. Daha iyiymiş, daha yeniymiş şeklinde tanıyor. Evet, daha iyi, daha yeni. Biz de zaten bol bol yapıyoruz. Daha iyi mi, daha yeni mi bilmiyoruz. Ama sonuç olarak asıl olan sonuçtur. Yani gerçekten ekildiği anlaşılmayan, sıklığından hastanın memnun olacağı sonuçtur. Bu da foot olsun, fue olsun fark etmez. Yöntem ne olursa olsun verici bölgeden alınarak yeni yerine işlemin yeni yerine saçın nakledilmesi işlemidir. Dünyanın her yerinde aynı biçimde yapılır. Foot ya da fue şeklinde aynı biçimde yapılır. Bunun dışında yeni bir yöntem yok. Ama biyolojik yöntemler var. Yani cerrahi olmayıp biyolojik yöntemler var. İşte saç klonlama, kök hücre canlandırması vesaire gibi başka yöntemler var. Onların birçoğu test aşamasında. Herhalde şimdi oraya geliyoruz yavaş yavaş. Herkes saç klonlamaktan bahsediyor. Evet. Saç henüz klonlanmıyor. Ve cerrahi olmayan yöntemlerle sıfır bir başta, yani tamamen kel bir başta saç çıkarmak henüz mümkün değil. Bu işte efsane şeklinde konuşuluyor. İşte İngiltere'de biri yapmış, Japonya'da başka bir, böyle bir şey yok. Cerrahi işlem olmadan sıfır saçlı bölgeyi henüz saçlamak mümkün değil şu andaki bilgimizde. Halen şehir efsanesi. Ancak şehir efsanesinin şu bölümü yavaş yavaş gerçekleşiyor. İncelmiş saç tellerinin kalınlaştırılması, saç kök hücreyle
bir parça mümkün olacak gibi önümüzdeki günlerde gözüküyor. En hızlı gelecek değişiklik bu olacak. Uygulanmaya başlandı mı peki bu dediğiniz yöntem? Bu yöntem evet bir çok merkezde uygulanmaya başlandı. Saç için değil ama özellikle cilt yenileme, cilt canlandırma tedavileri şeklinde uygulanıyor. Herhangi bir yan etkisi var mı? Bekleyip mi göreceğiz yoksa? Herkesin sorusu bu zaten. Tıpta zaten çok yeni bir şey olduğu vakit biz gerek klinik olarak gerekse doktor olarak biraz tedbirli gitmeyi her zaman değil mi? Evet. Birincil olarak önemli görüyoruz. Tamamen güvenliği kanıtlandığı andan itibaren de hemen zaten parmak kaldıracağız. İzleyicilerimizden gelen sorularımız var, onlardan da yöneltmek istiyorum. 21 yaşındaki bir erkek izleyicimiz demişler ki doktor saç dökülmesinin genetik olduğunu, bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Saç ektirmekten başka bir çarem yok mu? Ne kadar beklemeliyim saç ektirmek için? Aslında dolaylı yoldan bir anlamda sorunuzu cevaplamış olduk ama yeniden bir doktorumuza yöneltelim. 21 yaş oldukça küçük bir yaş. Dökülmenin nereden olduğunu öncelikle sormak lazım. Eğer sadece körfez dediğimiz uçlar değil ise ve bayağı gözle görülür bir eksilme ise derhal saç nakli yapılabilir. Çünkü ne kadar genç olursa olsun insan 20 yaşında özellikle 21 yaşındayken saça daha fazla ihtiyacı tabii, var. Eğer bu dökülme dediğimiz gibi sadece bu köşecikler, minicikler değil de bütün baş gibi ise asıl bu kişiye, bu vatan evladına bu işi yapmak lazım. Çünkü bu yaşta erkeklerin çoğu hala saçlıdır. Bütün arkadaşları saçlıdır. Evet, sosyal genellikle 25-28'den itibaren saç problemi belirecektir. Onun için 21-22'de yapılmayacak da bu saç ne zaman yapılacak diye ben sorarım. Evet, yani öncelikle tabii hangi bölgelerde, ne yoğunlukta ve ne kadar rahatsız edici bir durumda. Bunları bilmek lazım. Bilmek lazım. Ve saç kıran rahatsızlığı yaşayan hastalar için peki neler söylersiniz? Yani yoğun olarak farklı bölgelerde saç dökülmesi yaşanır ve bu kişiler oldukça rahatsız olurlar bu durumdan. Saç ekimini önerir misiniz? Toplumumuzda 1 milyona yakın alopesi areata dediğimiz bu şekilde saç kıran hastalığından maruz kalmış insanlar var. Biz onlara saç nakli önermiyoruz. Saç cerrahisi için en uygun aday onlar değiller. Ancak hastalığın aktif dönemi bittikten 3 yıl kadar sonra saç ekimi onlara da yapılabilir. Ancak akut, yani halen devam eden yeni para alanların açıldığı yerler varsa katiyen onlara bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu bir saç kökü hastalığından çok otoimmün dediğimiz saç köküne karşı geliştirilmiş bir antikor hikayesidir vücudun. Ve onun tedavisi de saç cerrahı tarafından değil, yine otoimmün hastalıklarla ilgilenen dahiliyeciler tarafından yapılmalıdır. Ya da dermatologların böyle durumlarda akut olarak yaptıkları steroid enjeksiyonları, ki klinimizde de yapılıyor, steroid enjeksiyonlarını tarif ederiz ama cerrahi tarif etmeyiz böyle hastaya. Herhangi bir dezavantajı olmayan bir yöntem değil mi bu hasta açısından? Yine kesinlikle de detaylı olarak sorayım da. Cerrahi de sıfır risk. Çünkü dünyada 100.000 tane her sene yapılıyor. Bizim de binlerce gözlemimizden gördüğümüz kadarıyla bunun hiçbir şekilde sağlığa bir yan etkisi yok. Doğru koşullarda, yani tam steril bir plastik cerrah tarafından ve gerçekten de hijyeni güzel takip edilen, muhatabı olarak doktoru karşınızda bulabildiğiniz kurumlarda yapılırsa, öyle hemşirelerin, biyologların ya da arkeologların saç cerrahisine sıvandık. Böyle yer değil de gerçekten ciddiyeti olan bir yerde yapıldığında hiçbir yan etkisi olmayan küçük cerrahi girişim. Aslında uyarıları bu anlamda bir kez daha tekrarlayalım. Eğer böyle bir işlem yaptıracaksanız nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bahçıvanlara, arkeologlara, kütüphane memurlarına en son duyduk saç ekimi yapıyorlarmış. Yani gerçekten de tam böyle noktaya gelmişiz yani. Böyle bir yerleri aşmışız artık. Gerçekten bu işin çok can sıkıcı bölümleri. Yeniden hatırlatalım. Kesin, Sağlık evet. Bakanlığı'nca onaylanmış. Adı belli, adresi belli. Klinikler dışındaki yerlere başvurudan uzak duralım. İnternetten kendinize daha ucuz merkez aramaktan lütfen vazgeçin diyoruz. Bunlar merkez bile değiller. Bir sandalye, bir masa ve bir telefondan ibaretler. Telefon, masa ve sandalyeye ameliyat olmayın diyoruz. Evet, sonrasında gidin, hakkınızı bakanlık arayabileceğiniz. Bakanlık bunun güzelce şeyini koymuş, çerçevesini belirlemiş. Devletin size gösterdiği yere gitmek yerine kafanıza göre 3 kuruş daha az diye bir takım araştırmalara girmeyin diyorum.
Ve bir takım kozmetikler tabii ki, aldanmamak gerekiyor bu anlamda. Aynı şekilde şampuanlara özellikle dikkat çekiyoruz. Evet, şampuanın doğru şampuan olması saç derisi, yani scalp'ın sağlığı açısından çok değerli. Eğer kepekleniyorsanız, sık yağlanıyorsanız, kaşıntı yapıyorsa o şampuanı derhal değiştirin. Gerçekten de bu şampuan size uygun değilse kepek yaparak saç dökülmesine yol açabilir. Ama saç çıkarır mı bir şampuan? Bunu, bu beklentiden vazgeçelim. Hiçbir şampuan saç çıkarmaz. Bazı herbalistler diyeyim, artık isim olarak çok bir tanımlama bulamadığım için, bir takım bitkilerin de, bitki karışımlarının da ya da işte yağların da saç köklerine iyi geldiğini, işte saç dökülmesini önlediğini, saç çıkardığını hatta iddia edenler var. Bunlara neler söyleyeceksiniz? Yani gerçeklik payı var mı saç kökünü kuvvetlendirmede? Çıkarmıyordur. Ben de sizin aynı fikirdeyim ama kuvvetlendirme anlamında bir artısı var mı bu takım yağların, tam tersine yoksa zararları mı var? Şimdi başımıza yağ sürmek eskiden beri hep söylenen şeylerdi. Hatta vitamini işte şu kadar zeytinyağıyla karıştırıp başına sür var ya, böyle şey gibi saçına. Çok yanlış bir şey. Neden? Çünkü yağlar porlarını kapatır. Scalp'taki saçların uzadığı tek tek por dediğimiz küçük çukurlardan saç uzar. Ve bunların kapanması ve tıkanması hiçbirimiz için hayırlı bir iş değildir. Ne kadın için ne erkek için hayırlı bir iş değildir. Başa yağ sürerek saçın canlandırılması tamamen bir şehir efsanesi. Böyle bir şey yok. Yağ sürdün saçım canlandı. Böyle bir şey yok. Ancak saçlı deriniz çok kuruysa ve çok sık yıkamaktan kurumuşsa, o zaman nemlendirmek adına bazı yağların, friksiyonların yararı olabilir. Bitkilere gelince, evet, bitkiler çok sihirli bir konu. Hepimiz için bitkisel deyince zararsız anlamına geliyor bir şey. Derhal zararsız anlamına geliyor. Ama bir bitkisel ilaç kullandığımızda dozunu hiçbir zaman bilemeyiz. Kaç miligram verdik, kaç mikrogram verdik habersizce o şeyi kullandığımızda. Belki gerçekten faydalıdır da dozunu bilemediğimizden. Hiçbir zaman dozunda nasıl tutturacağımızın bilimsel araştırması yapılmadığından bitkileri seviyoruz ama çok inanmıyoruz. Doğru, klasik bir dozları vardır ya bitkilerin, bir tutam. O bir tutam herkese bir göre çarpışığı kadar. Herkese göre değişen. Ama bunların daha çalışan özellikle bir İngiliz kadın var, bu herbalist olarak tanınıyor. Bu konuda çok çalışanları dinlediğinizde çok mantıklı şeyler söylüyorlar. Evet, moleküler altyapısı olarak da baktığımızda o bitkinin içinde gerçekten de tiroid uyarıcı X molekül bulunuyor ve çıkarılıyor. Ancak bu X molekül cildin altına nasıl geçiyor? Geçiyor mu, geçmiyor mu? Geçmiyor mu? Geçiyorsa yüzde kaçı geçiyor? Farklı bir reaksiyona tepki veriyor mu? Ayrıca başka türlü tiroid uyarıları yapıyor mu, yapmıyor mu? Mesela fitoöstrojenler deniyor. Fitoyu verdiğiniz saç köküne fitoöstrojen içerikli bazı otlar var veyahut da soya var. Bunun gibi bitkisel kaynaklar var. Bunu verdiğinizde de tiroidi durdurduğunu anlıyoruz. Tiroid bloke etmek hipotiroide yine saç dökülmesine yol açar. Dolayısıyla hangi birini kontrol edeceğinizi bilemediğiniz yanlış bir yönlenmeye gidebilirsiniz. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bitkisel dediğimizde evet, bitkiye inanıyoruz, çok seviyoruz. Ama uygularken dozunu ayarlayamadığımız bir silahla baş başayız. Biz bunu doğru kullanırsak evet doğru sonuç alabiliriz. Ama doğru dozun ne olduğuna dair pek bilimsel bir çalışma elimizde olmadığı sürece ellememekte fayda temkinli var diye düşünüyoruz. Fayda var. Yoksa deneme yanılmanın bir parçası haline geliriz. Evet, kaş yapayım derken göz çıkarma durumunda da kalabilir ama insan. Ama saçlı deriyi, yani deriye iyi gelen her şey saçımıza da iyi gelir mantığından giderek, saçlı deriyi tedavi eden bitkisel çözümleri biz de tavsiye ediyoruz. Bunu tavsiye edene de karşı çıkmıyoruz. Hı hı. Ama biz hiçbir zaman şöyle bir söz vermiyoruz. Bu bitkisel kaynaklı şeyler cilt bakımı yapar. Ancak cilt bakımı kötü olan bir ciltte saç dökülmesini durdurur. Ancak sıfır saçlı bir ciltte yeni saç çıkartmaz. Yeni saç çıkartmaz. Özellikle de genetik bir faktör genetik söz konusu. Genetik driven dediğimiz mi? Yani genetikle idare edilen bir saç dökülmesi karşınızdaysa koca bir canavar o. Elinizdeki minik yaprakla ona karşı çok mücadele etme şansınız yok. Şimdi birkaç izleyicimiz maliyetine ilişkin sorular yöneltmişler size. Çok maliyetli mi, dökülen alanın büyüklüğüne göre mi değişiyor, ekim yapılan köke göre mi değişiyor bu maliyet?
Çok maliyetli olduğuna inanmıyorum ben saç ekimi dediğimiz işlemin. Çünkü geri kazandığınız şey çok kıymetli bir. İkincisi, kazandığınız bu saçı ömür boyu kullandığınızı düşünürseniz yine çok maliyetli değil. Bu mesela bir güzel gülümseyiş kazanmak değil için mi? Diş yaptırmaya benziyor. Doğru, aynı. En az 15-20 sene onu kullanıyorsunuz ya da daha belki uzun. Dişiniz kırılıyor, hemen yerine yaptırıyorsunuz. Tabii. Kaç para olduğunu hiç sormuyorsunuz bile. Önemli olan diğerleriyle uyumlu olması ve yapıldığının işte öyle tek başına gözükmemesi, altın doğru, olmaması, altın doğru. Diş taktırmamak gibi. Dolayısıyla doğal gözüktüğü sürece ve ömür boyu kullanıldığı için bunun maliyetini 15 sene, 25 sene, hatta 35 sene kullanacağız bu saçı. 35'e böldüğünüzde şampuandan ucuza geliyor. Değil mi? Bir takım farklı yani yöntemleri. Bir doktor olarak pahasını veyahut da ucuzluğunu ben tartışamam. Ama işleme inanırım, evet. Ve inandığım işi en iyi şekilde yapmak isterim. En iyi şekilde yapıldığında da biz onun kaç para olduğunu artık pek düşünmüyoruz. Bence tüketicinin de artık kaç para olduğunu düşünmemesi lazım. Çünkü o en iyiyi istiyorsa en iyinin bir ücreti olacaktır. Dolayısıyla da bir ömür göz önüne alındığında aslında çok da bir ömür boyu kullanacaksak değil. İşte bu gömleği ben bugün giydim, belki 3 gün daha giyeceğim ama saç öyle bir şey saç değil. Saç öyle tabii ki. Önümüzdeki kesinlikle. 3 yıl, 10 yıl, 30 yıl, 35 yıl hep sizinle yaşayacak bir şey için bir ufak şey gözden çıkarmak üstelik gerekiyor. Üstelik de hem psikolojik zararları, kişinin hani kendini kötü hissetmesi ve bu süreçte denediği bir takım işte şampuan belki de en masumu bir sürü kozmetik göz önüne alındığında dediğiniz çok doğru, maliyet çok fazla belki de hesaplanmamalı. Bizim başka bir tedavi edici yönümüz de şu: birçok erkek, genç erkek eskiden saçı birkaç tane dökülse hemen paniğe kapılırdı. Şimdi en azından diyorlar ki ama gideriz Melike Hanım var ya da gideriz bir saç böyle kliniği buluruz. Böyle bir rahatlatıcı etki oldu. En kötü ihtimal giderek deriz deyip bir rahatlatıcı faktör olarak bu fikri akıllarından geçiriyorlar ki bu da tedavi edici bir şey. Ve çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Aslında daha uzun konuşulabilecek bir konu üzerine. Evet. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet.